Merhaba Çin abi. Durumumuz nedir Altan? Toprak Hanım iyi ancak bıçakladığı şahıs halen komada. Bu da durumu sıkıntıya sokuyor. Dosyalara bakabildin mi? Neymiş olay? Toprak Hanım vekili olarak Okan Bostancı'yı atamış. Yani bir şeyler öğrenebildin mi? Aslında öğrendim. Ne söylesene. Adam tecavüze yeltenmiş. Toprak Hanım'da nefsi müdafaada bulunup adamı bıçaklamış. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından da tutuklanmış. Ya ne demek göremeyiz şimdi? Ben onun kocasıyım. Toprağı görmek istiyorum. Ya git müdürle konuş, ne bileyim savcıyı falan ayarla. Çınar. Tamam, sakin olur musun biraz lütfen? Olamam Yeşim. Bak sen her şey benim yüzümden. Saçmalama, seninle ne ilgisi var? Ya aralarında bir şey varsa Sıtkı niye saldırsın kıza ha? Ya da kız niye bıçaklasın onu? Doğru söylüyordu. Toprak doğru söylüyordu. Ben Sıtkı'ya inanıp çıkınca meydanda opukta kaldı. Yani tabii ben de ne düşüneceğimi şaşırdım şimdi. Ama bir de şöyle düşünsene. Yani madem ortada saklanacak bir şey yoktu, o zaman Toprak sana neden yalan söyledi? Bunların hepsini anlatabilirdi. Bak bence biz gitmeden önce onlar anlaşmışlardı. Güya o Sıtkı denen adam her şeyi inkar edecekti. Toprak da temize çıkacaktı. Ama öyle olmayınca belli ki tartıştılar ve Sıtkı saldırınca kız da kendini savunmak zorunda kaldı. Yani... Bilmiyorum işim, bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Olacak iş mi? Sen tut bizim ödeye, gelin paraları aşıklarına yediriyor de. Bak. Ulan herifin buna inanmasına mı? Yoksa o cadaloz kadının namusuma dil uzatmasına mı yanayım bilemedim. Gözüm kararmış. Dünya umurumda değil. Bir de baktım, karının bağırsakları ayaklarımın dibinde. Senin anlayacağın, bizim kafalar aynı çalışıyor. Arzu, yine başladın mı korku masallarına? Hayat zaten bir korkudan ibaret değil mi be hocam? Hadi rahat bırak kız hadi. Gelmenin nesi hoş olsun ki? Adın ne? Toprak. Aa, ben çok severim bu ismi. Genelde erkeklere verirler ama sana çok yakışmış. Belli ki toprak gibi dilsiz ama güçlüsün. Umarım davan bir an önce neticelenir de buradan kurtulur evine gidersin. İnşallah. Toprak Ilgaz. Efendim. Gel. İlk günden ziyaretçim var. Hocam benim mektubum bitti. Kocan haberini almış, hemen düşmüş yolla. Ne o? Çakılıp kaldın öyle. Eğer göresin yoksa çıkmak mecburiyetinde değilsin. İstemedi der yollarım. Toprak.
sesin Toprak. Ben duyduklarıma inanamadım. Sen iyi misin? Farkındayım, sen de çok şaşkınsın. Evet. Bak, buraya avukatımla beraber geldim. Merak etme, seni buradan çıkaracağız, tamam mı? Merak etme, her şey düzelecek, seni buradan çıkaracağız. Neden? Ben bizi düşündüm Toprak. Seni. Bebeğimizi. Sana ve benden çınar. Sana soruyorum Çınar. Sana ne benden? Sana ne Sıtkı'nın bebeğinden? Bir daha sakın. Benden de. Benle ilgili olan her şeyden de uzak dur, anladın mı? Toprak. Toprak, dur gitme Toprak. Tekrar özür dilerim. Ama seni orada görünce ne yapayım? Sinirleniyorum. Ben de sana sinirlendim Çınar. Yani bu konuyu kaç defa konuştuk ama sen hala yanlış anlıyorsun. Hayatım bak, ben o Ahmet denen adamı sevmiyorum. Sevmiyorum, ne yapayım? Yani şimdi burada sana sebeplerini sıralamayayım. Bence de sıralama. Hatta bu konuyu artık konuşmayalım. Çünkü Ahmet benim dostum. Barıştık değil mi? Barıştık. Hadi kalkalım Çınar. Çocukları çok özledim. Tamam, nasıl istersen. Toprak. Toprak iyi misin? Toprak. Toprak iyi misin hayatım? Toprak. Efendim? Ne oldu? Hemen ambulans tamam. Çağırın bana. Toprak. Toprak. Aç gözlerini. İyisin değil mi hayatım? Tansiyonunuz düştüğü için bayılmışsınız. Peki neden düşmüş tansiyonu? Nedenini araştırıyoruz. Son zamanlarda bir şey stres yaptınız mı? Üzüldünüz mü? Yo. Doktor bey, bir bakabilir misiniz? Affedersiniz. Benim yüzümden değil mi hayatım? Çok üstüne geldim, kusura bakma. Hayır, saçmalama. Kendini suçlama, hiç senin yüzünden değil. Merak etme. Senin canın bir şey mi sıkkın? Geçen gün de sordum. Cevap vermedin. Bir şey mi üzdü seni? Şey, nerede kaldı bu sonuçlar? Çınar. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle hayatım. Ben aslında bunu uzun zamandır biliyordum. Sana söylemedim. Ama galiba artık vakti geldi. Ne hayatım? Neyi? Evet. Sorun ne olduğunu bulduk. Önemli bir şey değildir inşallah. Gözünüz aydın. Toprak Hanım, hamilesiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.